sınır kapılarındaki gurbetçi yığılmalarından dolayı kaynaklanan bir yoğunluk. Edirne'de cuma günleri merkez pazar yerinde kurulan ulus pazarında özellikle yerli müşterilerin yoğunluğu dikkat çekiyor. Komşu ülkeler Yunanistan ve Bulgaristan'dan da çok sayıda müşteri çeken pazarda özellikle son haftalarda yabancı müşteri yok denecek kadar az. Yabancılardan çok yerli müşterilerin ilgisi dikkat çekiyor. Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Bülent Reisoğlu son günlerde sınır kapılarında yaşanan gurbetçi yoğunluğu nedeniyle komşu ülkelerden fazla müşteri gelemediğini ancak bayram sonrasında komşunun pazarı olan ilgisinin devam edeceğini söyledi. Evet, Yunan ve Bulgar vatandaşların Edirne'ye gelmeyişinin sebepleri sınır kapılarındaki gurbetçi yığılmalarından dolayı kaynaklanan bir yoğunluk var. Bu yüzden dolayı gelmeleri kolay ama gitmeleri zor oluyor. Bu zorluktan dolayı dönüşleri 4-5 saatte oluyor. Bu yüzden Edirne'ye gelmeleri zor. Ve pazarda ve Edirne'de çarşıda Yunan ve Bulgaristan vatandaşlarını göremiyoruz. Evet, bugünlerde eksiklikleri epey hissedilmektedir. Evet, çevre ilçelerden ve illerden, köylerimizden, Edirne'den, Lüburgaz'dan itibaren Edirne'ye cuma günü özellikle misafirlerimiz geliyor, Edirne'yi ziyarete geliyor. Ulus pazarına da uğramaktadırlar. Ulus pazarı esnafları da özellikle yerli müşterilerin ilgisinden ve işlerinden memnun olduklarını söylediler. Şu son zamanlarda yurt dışında bulunan vatandaşlarımız, Türkiye gurbetçilerimiz geldiği için sınır kapılarında bayağı bir yoğunluk olduğundan dolayı gelmek istemiyorlar şu an işte. Ama Türkiye'ye gelmelerini bekliyoruz. Pazarda yaz sezonu dolayısıyla biraz durgunluk var ama normalde kapasitesinin üstünde olan bir pazar. Metropol bir pazar yani. Büyük bir pazar burası. Bulgar'dan, Yunan'dan çok müşteri geliyor aslında. Ama bu gurbetçilerimiz var yurt dışından gelen. Onların çok yoğun olarak kapılarda kuyruk oluşturduğundan dolayı onlar da gelmekte ve geri dönmekte çok zorluk çekiyorlar. Hatta benim bir tane Bulgar arkadaşım var burada. Her hafta benim yanıma uğrar burada. Geçen hafta 6 saatte geri dönebilmiş kapıdan. Ondan dolayı ama tabii bu geçici. Bayramdan sonra da artık böyle olmayacağını düşünüyoruz. Şu anda ülkemize gelen vatandaşlarımız, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bir gelen bir tatil dolayısıyla bir yoğunluk var. Ondan dolayı da Kapıkule'de yığılmalar oluyor. Tabii ki bu Bulgar vatandaşlar olsun, gerekse Yunan vatandaşlar olsun geldiği zaman dönüşte sorunlar yaşıyorlar. Tabii ki de bu da sıkıcı oluyor. Uzun bekleme sıra süreçler olduğu için bu insanlar da tabii geldiği zaman sıkılıyor. Yani atıyorum yarım saat geçmesi gereken bir yolu 5 saatte katlettiği için bu insanlar tabii ki bir son bir ayda bu sıkıntı yaşıyor. Yani azalmalar oldu diyebilirim. Ne kadar diyebilirim? %50'ye varana kadar düştü yani. Daha da düşüyor yani. Bilmiyorum ne kadar daha gurbetçi şeyi sürer. Edirne'nin civarındaki bütün semtlerden, şehirlerden gelenlerimiz oluyor, müşterilerimiz. Kesinlikle İstanbul esnafının kaliteli mal oldu getirdiği için çok seviyorlar. Bulgaristan'dan da Yunanistan'dan da gelen müşterilerimiz oluyor. Edirne'deki gelip ulus pazarını çok beğendikleri için, aldıkları kaliteli ürünleri beğendikleri için standartlar olarak hiçbir yerde böyle güzel pazar dizayn kurulmadığı için Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen bütün müşterilerimiz yıllardır ben geliyorum 15 senedir buraya geliyorum. Geldiğim her sene bütün gelen Yunanistan, Bulgaristan müşterilerimiz sürekli sabittir. Ama bu sene biraz yoğunluk olduğu için Kapı Kulesi'nde yani sınır kapılarımızda biraz yoğunluk olduğu için bu sene biraz sıkıntı çekiyoruz. İnşallah belediyelerimiz olarak bu sıkıntılarımızı giderilmesini istiyoruz çünkü.